Selam, ben Kıvanç Ökten. 18 Haziran Pazar günü İspanya'nın vücut geliştirme başkenti olan Alicante'de 2023 yılının en sağlam Open Bodybuilding kadrolarından birine sahip olan Enpro Klasiği izleyeceğiz. Yarışmanın en heyecanla beklenen ismi ve tabii ki bir numaralı favorisi Slovak devi Mikal Krizo. IFBB Elite Pro Federasyonu'nda elde etmediği ünvan kalmayınca denge olan vücutçularla mücadele etmek için 2022'de NPC'ye gelen Mikal bir vuruşta IFBB Pro kartını almış, ilk pro şovu olan Prag Pro'yu kazanmış, ilk Mr. Olympiyasını 12. tamamlamıştı. Kendisi dünyadaki tüm diğer vücutçulara kafa tutabilecek kütleye sahip. Ondan beklenen sırt, kalça ve arka bacak bölgelerini iyileştirip jilet gibi bir kondisyonla gelmesi ve geçen sene poz verirken yaşadığı titreme, terleme gibi sorunları halletmesi. Herkes biliyor ki bu konularda kendini bir sonraki seviyeye getirmeyi başarırsa Mr. Olympia'da ilk 6'ya demir atması işten bile değil. Krizo bana göre şampiyonluğun tek adayı ama ikincilik pozisyonu doldurabilecek birçok farklı isim mevcut. Bunların başında İtalyan Andrea Presti geliyor. Andrea 2021 ve 2022'de Portekiz'deki Mr. Big Evolution Pro'yu kazandı. İki Mr. Olympia deneyiminde de ilk 15'e adını yazdırmayı başaramadı. Kriz o kadar büyük olmayabilir ama genişlik olarak çok da altta kalır bir yanı yok. Bunu yan yana durduklarında daha iyi göreceğiz. Brezilya'nın piyasaya yeni sürdüğü sporcusu Wellington Fernando Baptista, 2023 Arnold Classic Güney Amerika'yı İranlı Behruz Tabani'nin arkasında ikinci tamamlamıştı. Wellington'ın vücudu Krizo ve Presti kadar alan kaplamıyor ama o da kütle konusundaki eksikliğini estetik hatları ve müthiş kondisyonuyla kapatıyor. Komple gelişime sahip bir fiziği %100 formla podyuma taşıyınca tartıdaki ağırlığın tek başına bir anlam ifade etmediğini defalarca gördük. Alman Emir Ömer Agiç 2023 Arnold Classic Güney Amerika'da az önceki Wellington'la aynı sahneyi paylaşıp 3. olmuştu. Kendisi sadece 24 yaşında ve bu kategoride büyük potansiyele sahip. Hırvat Petar Klansir 4 senelik aradan sonra 2022'de yarışmalara döndü. Bir beşincilik bir de üçüncülük aldı. Ön bacakları ve sırtı biraz geride ama bicepsleri ve eller birleşik Most Muscular pozu çok etkileyici. Polonyalı Christian Wolski 5. olduğu 2021 Birleşik Krallık Arnold Classic'ten beri podyumdan uzak. Yapısı çok güzel ve bu uzun off season'da ciddi ilerleme sağlamış olabilir. 2015'ten beri bir türlü istediği çıkışı yapamayan Alman Roman Fritz geçen sene 5 pro şova girmiş, ikisinde 5. olmuştu. Hep aşırı diyet yaptığı için özellikle üst vücudu düzleşiyordu. İspanya'da bu sorunu çözmeye çalışıyor. Enpro Klasik Paco Bautista'dan beri İspanya'dan çıkan en iyi Open Bodybuilding yarışmacısı olacağına inandığım 27 yaşındaki Joan Prades Martinez'in ilk pro şovu olacak. 2022'de aynı yarışmanın amatör ayağında pro kartını kazanan ve bir yıldır sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sektörün dikkatini üstünde toplayan Joan'ın bu sağlam kadro karşısında ne yapacağı merak konusu. Aynı merak birkaç hafta önce IFBB Pro olan 21 yaşındaki bir diğer İspanyol Jose Manuel Munoz için de geçerli tabi. Özetle önümüzdeki pazar günü Avrupa'da savaş var. Kendini vücut geliştirme sever olarak tanımlıyorsan ve bu çok uluslu yarışmayla ilgili içinde hiçbir heyecan kıpırtısı hissetmiyorsan bence sende bir problem var demektir. Bugünlük bu kadar. Tekrar görüşeceğiz.